Herkese merhaba, futbol menajer mobilde Türk Gücü Münçen kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son oyunu 2 hafta önce falan oynamıştım, en son videoyu da aynı şekilde 2 hafta önce atmıştım, baya bir ara vermiştim, ee, yeniden oynamak istedim ve kariyere devam edeceğiz tekrardan. Ee, önümüzde hazırlık maçları var, İlk hazırlık maçımızda yeni sezondaki ilk hazırlık maçımızda Karşıyaka ye 2-0 yenmişiz. Ee, sırada Urdingen ve Schalke hazırlık maçları var ve ardından maçla e, lige başlıyoruz maç maçıyla bu Nesliga'daki ilk sezonumuzda üst lige çıkmayı başaramamıştık. Önceki videodan da görmüştürsün zaten Sevluat falan filan yapmıştım. Çıkmak için uğraşmıştım biraz. Tabii bu bir FM oyuncusu için yüz kızartıcı bir suç olarak gözükebilir. Benim için de öyle. Yani keşke denemeseydim. Yani bir sezon daha mücadele ederim. Yani böyle yaptım mı hile aldım mı yaptım mı zaten oyundan zevk alamıyorsun. Ama hani bir sezon daha Bundesliga 2'de mücadele etmek istememiştim. İki kere falan sevloat yaparak denedim ve çıkamamıştım. Her neyse onu zaten daha önceki videoda da söylemiştim. Ee, biz önümüze bakalım. Transfer dönemi kapanmamıştır büyük ihtimal. Ee, şöyle bir devam edelim. bir. Oyuncularımıza teklif falan geliyor mu? Ne olacak? Transfer yapacak mıyız? Ona falan bakacağız. Atamer Bilgin'e 70 bin euroluk bir teklif var. Atamer Bilgin'i çok kullanmıyoruz. 23 yaşında bir oyuncu. Hani rotasyonda kullanılabilir bence. Bence satmaya gerek yok yanıtla diyelim ve reddet diyelim devam diyelim devam diyelim devam diyelim devam diyelim ee, Hasan Ali adı güzel e bir teklif var hemen profiline bakalım pas özelliği çok iyi olan bir oyuncu çok fazla forma şansı verdiğimiz bir oyuncu değil Taatunçla Can Bozdağ'a Orkun Kökçü'ye forma şansı veriyoruz ama Hasan Ali'ye çok forma şansı vermiyorduk görüyorsunuz zaten yani en fazla çıktığı maç 24 maç o da ilk sezonunda ve 3. sezonunda. Onun dışında geçen sezon 14 maça çıkmış sadece. Ama rotasyonca ben rotasyonda bence önemli bir oyuncu. E, sözleşmesinin bitimine az süre kalmış. Bir teklifte bulunalım bakalım ne diyor. 130 bin euro maaş alıyormuş. Sözleşme önerelim. E, 224 bin istiyor. 5 yıl diyelim şöyle. Min, serbest kalma bir şeyi de istiyor. Ama onu iptal ettik. Şartları öner diyelim. Kabul etti. 5 yıl daha bizde kalacak. Rotasyonda bence önemli bir oyuncu. A takımda da oynayabilecek bir oyuncu. Hani as oynayacak bir oyuncu da bence. Ama yani diğer oyuncular yüzünden oynatmıyorum. Orta sahaya bence ihtiyacımız yok. Forvet'e de yok. Atakan Keskin'e teklif var. Atakan Keskin'i yollamayalım abi. Atakan Keskin'de rotasyonda işimize yarar. Zaten transfer bütçemiz yok. Geçen sezonki kadroyla aynı şekilde devam edebiliriz. Belki sadece bir oyuncu ya da iki oyuncu kadromuza katabiliriz. Forma numaraları falan istiyormuş. Ona bakalım bir hemen. Yanıtla. Tamam herkesinkine aynı şekilde devam ettirelim. Devam diyelim. Ee, sıradaki maçımız kimleymiş? Uer hazırlık maçı olacak. Taktikler diyelim şuradan bakalım. Oyunu alabilecek. Emin Bayram'ı kadromuza katmıştık. Acaba bunu bu sezonun başında mı yaptık yoksa geçen sezon mu yapmıştık onu hatırlamıyorum. Hemen şuradan bakacağım bir. Emin Bayram bir dakika. Emin Bayram geçmiş. Evet boştayken almıştık. Hiç oynamamış. Bu sezonun başında kadromuza katmışız. Yani transferler yapmışız. Çok hatırlamıyorum dediğim gibi. E, Baya iki gündür iki haftadır falan iki günlerden çıktı. İki haftadır falan oynamıyordum. E, eski videolara da bakmadım. Hani biraz ya ne bileyim bakmadım işte. Devam ediyoruz. E, Recep Gül var. Malik Batmaz var yedeklerde. Onlar kalsın. Yusuf Acar, Rıdvan Yılmaz'ı kadromuza katmıştık kiralık olarak. Evet. Yeni kattık değil mi biz bunu? Aynen yeni kattık. Hiç oynamadık. Güzel. Güzel zaten transfer çalışmalarında bulunmuşuz. Daha da transfer yapmayan mı herhalde? Ee, kaleci'yi kiraladık mı tekrardan bir tane? Evet kaleciyi de kiraladık. Biz transfer işini halletmişiz. Zaten lige başlamaya az bir süre kalmış. Daha da transferle uğraşmayı düşünmüyorum. Ee, hemen maçımıza çıkalım. Karataş mı oynasın? Sol kanatta kim oynayacak şimdi? Muhammed Gümüşkaya alalım. Sol kanata. Rotasyonla çıkmışız zaten hazırlık maçlarına. Bu maça da aynı şekilde çıkalım. Şuradan hıza bakalım. Hızlandırmış mıyız? Evet hızlandırmışız. Hemen hızlıca hazırlık maçımızı geçelim. Bu maçlar biliyorsunuz benim için çok önemli değil. 1-0 geriye düştük Elvan'ın golüyle. Kalecimiz Balaban'da kaldı top. Evet bakalım bu sezon üst lige çıkabilecek miyiz? Ya böyle ara sıra uzun bir süre uzak kalıyorum oyundan. Neden bilmiyorum işte bazen çekesim gelmiyor bazen oynayasım gelmiyor. Bazen oynamak istiyorum. Diyorum abi videoyu çekecek ortam olmuyor anladım. Oyun oynarken videoyu çekemiyorum. O zaman da bu seri bozulmuş olacağı için. Hani sadece video çekebileceğim zamanlarda oyun oynuyorum. Öyle yani normalde de oynayasım geliyor ara ara ama işte videoyu çekemeyeceğim diye oynamıyorum. Diğer kariyerlerimde falan filan video çekmeden oynadığım kariyerlerim de var ama bu videoyu bu kariyeri full video çekerek oynadığım için öyle oynamak istedim. 2-0 oldu skor. Maçın bitmesine çok az bir süre kaldı. 3-0 yaptılar Emir Sayar'la. Hazırlık maçında 3-0 mağlup oluyoruz. İlk maçımızda Karşule'ye yenmiştik. Bu hazırlık maçında da mağlup olduk. Çok da önemli değil. Evet Bayer Leverkusen Yunus Akgün'ü almış 2.4 milyon euroya. Behiç'e teklif var. Kiralama teklifi var Fortuna Köln'den. Fortuna Köln kaçıncı lig demiş. Hemen bakalım şuradan. Büyük ihtimal 3. ligde. Aynen 3. ligde. 3. lige kiralamak istemiyorum Behic'i. Şuradan bir forvet rotasyonumuza bakalım tekrardan. Ee, Berke var. Şey var. Şey duruyor mu? Malik Batmaz. Tam Malik Batmaz da duruyor. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Emin Bayram'ı alalım. Şu az kadromuzu bir görelim şöyle. Eksiğimiz varsa hemen tamamlarız. Rıdvan Yılmaz'ı yaz Yusuf Acer'in yerine. Artık sol bekte. Evet Recep Gül'ü alalım sağ kanada. İki yönlü forvet. Ee, şu orta sahip bu şekilde de oynayabiliriz bu sezon. Şöyle üçlü ya da her zamanki oynadığımız gibi şöyle de oynayabiliriz. Geçen sezon bizi yarı yolda bıraktı Ali İbrahim Sevinç. Onun eksikliğini bayağı hissettik. Belki o olsaydı üst lige çıkabilirdik ama çıkamadık. Hatta Salih İbrahim Sevinç iyileşene kadar bu taktikle devam ederim diye düşünüyorum. Forvet hattında evet Berke Önde, Malik Batmaz, e, Turan Çalhanoğlu var. Ondan sonra bir de Behiç Özeren var. Şimdi bunlardan birisini muhakkak kiralamamız lazım. Hatta ikisini birden kiralamamız lazım. Hepsini bir kiralık listesine koyalım. Malik Batmaz'ı koymayacağım tabii ki. E, Berke Önde'yi de koyalım kiralık listesine. E, bunlardan işte ikisini kiralamak istiyorum. Beyçi reddetmiştik. Üçüncülükte oynamasın abi. Daha üst birlikte oynasın. Atakan Keskin'e teklif var. Atakan Keskin'i çok oynamıyor. Vispaden kaçıncı ligde bakalım. Olduğu ligin durumuna göre kiralayabiliriz. İkinci lig gibi gözüküyor. Üçüncü lig demiş ama üçüncü ligde etkili bir takım. 15 bin kişilik stadyumları var. Onun dışında işte baya bir transfer yapmışlar. Oyuncuların çoğu tanıdık yıldız oyuncuları var. Ondan dolayı Atakan Keskin'i kiralayabiliriz. Kiralayalım mı Atakan Keskin'i? Kiralayalım ya. Yani yedek kulübesinde boş boş duracağını, maaşını zaten tamamını veriyor kulüp. Atamer Bilgin gitmek istiyor. Hayır, yollamayalım. Devam edelim. Atakan Keskin sözleşmeyi kabul etti. Atakan Keskin'i kiraladık. Belki önde Lübeck'ten teklif var. Lübeck 4. ekibi. Ona bakalım. Bu Nesliga 2 Lübeck. Belki önde Abi işte Berke'yi önde yok ya. Ne yapalım işte Malik kesim var. Malik'le beraber işte Behç'i mi oynatacağım yoksa Berke'yi mi oynatacağım? Berke'yi oynatırım abi. Neyse belki şeyden alalım ya. Ee, ne onun adı? Kiralık listesinden çıkartalım. Turan'la şey yine kiralamamız lazım. Ne onun adı? Behç'i kiralamamız lazım. Neymiş? Balaban'ı görünce bizim Balaban zannettim bir an. Kerim Çalhanoğlu'nu istemiş Eintracht Frankfurt. Bizim takip listemizde olan bir isim. Sol bek oyuncusu. Evet. Ayık bedavaya almış oyuncu. Sonradan işte sattılar mattılar. Oberhausen. Bu takım bizi yendi hazırlık maçında. Almanya. Abi çok kötü ya. Bu takıma da kiralayamam ki. 230 binde satın alma şeyi istiyorlar. Şu Bey için sözleşmesi 2020'ye kadar iyi. 2027'ye kadar. Evet sıradaki maçımız Şalke ile. Şalke'nin başında Erol Bulut var. Tanıdık bir isim var. Erol Bulut Fenerbahçe'den istifa mı etti artık? Kovuldu mu ne oldu? Erol Bulut'u geçirmişler. Ee, Şalke ile karşılaşacağız. Şalke'nin form durumu baya kötü. O hazırlık maçlarında hiç galibiyet alamamışlar. Bizim hiç nasıl bir galibiyetimiz var karşıyla karşısında. Evet maça başladık. Evet Orkun Kökü ile 1-0 öne geçtik 29. dakikada. Bir Bundesliga ekibi biliyorsunuz Schalke. Alt lige falan da düşmemiş simülasyon sonucunda. Bizden bir gömlek üstün bir takım ama 1-0'lık üstünlüğümüz var ilk yarı boyunca. Bakalım ikinci yarıda nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Bu arada oyun çok hızlı akıyor. Hazırlık maçlarında dediğim gibi şey yaptık hızlandırdık. Bir kontra atak şansı vardı Schalke'nin ama girdik araya. Transferleri tamamlamışız ya bayağı. Daha transfer yapılmaya gerek yok bence. Sol beke Rıdvan'ı almışız. İşte zaten hücum hattımı genelde değiştirmiyorum. Kaç olur aynı şekilde devam ediyoruz. Bu arada rakip kırmızı kart gördü. Etkili noktadan friki kullanıyoruz. Gümüşkaya'nın şutu doğrudan avuta gitti. Ve maçı kazanıyoruz. Bundesliga 2 ekibi Bundesliga 2 nereden çıktı? Bundesliga ekibi. Bu Schalke 04 karşısında bir sıfırlık galibiyet aldık ve artık lige başlangıç yapıyoruz. Sıradaki maçımız ligdeki ilk maçımız Mainz karşısında olacak. Evimizde oynayacağız bu karşılaşmayı. Şuradan bir kiralık listesine bakayım. Recep Gül gitmek istediğini belirtmiş. Hayır diyelim bir. Hayır diyelim. Recep'e kaç kere aslında Recep'i satmayı da düşündük. Niye düşündük? Çünkü sözleşmesi bitmek üzere ve kulüple sözleşme uzatmayı istemiyor kendisi. Sözleşme öner diyelim. 1.5 milyon euro istiyor. Biz 416 bin verebiliyoruz sadece. Aslında satsak iyi olacak. Abi biz, ya ben anlamıyorum ya. Bize niye hiç şey vermiyorlar abi. Bunlar şey yapmıyor ya. Oyuncu arama. Malik batmaz. Şöyle yapalım. Transfer kaynaklarının hepsini iptal edelim. Şimdi maaş bütçemizde artış oluyor mu şimdi ona bakacağız. Ondan öncesinde şuradan sona ermiş oyunculara bakmıştık. Alman falan filan. Zaten transferle bayağı uğraşmışız önceki videolarda. İki hafta olduğu için unuttum bayağı. Burada zaten arama şeylerinden görüyorsunuz. Şuradan ben bir kiralık oyunculara bakmak istiyorum. Türk ve kiralık listesinde olan oyunculara bakmak istiyorum. Ee, bizim işimize yarayabilecek oyuncular. Bartu Elmas varmış. Bunu zaten biz kiralamıştık geçen sezon yanlış hatırlamıyorsam. Yok kiralamamış. İlk sezonlarda kiralamışız, ilk sezonumuzda kiralamışız şu an Galatasaray e, kadrosuna giren bir oyuncu sürekli oynamasa da Galatasaray kadrosuna giren bir oyuncu kadromuza katsak mı agresifliği falan bayağı düşük hareketlilik düşük dayanıklılık düşük yani agresiflik bir orta saha için çok önemli bir özellik ama bu özellik Bartu Elmaz'da bulunmuyor ondan dolayı düşünmüyorum e, stoper hattına bir transfer yapacak yapsak mı? Bu Serdar Saatçi bu ara gündemde olan bir isim. işte karar alma pozisyonu ama mevkisi için önemli olan özellikleri iyi ama yok ya. Gerek yok. E, kiralık listesinde benim dikkatimi çeken bir oyuncu yok. Şuradan hemen bir daha bakacağım. Recep Gül'e teklifte bulunabiliyor muyuz? E, sözleşme öner diyelim bir daha daha yüksek teklif verebiliyor muyuz? Şu 100, 520 bin verebiliyoruz. Serbest kalma abi kabul etmeyecek büyük ihtimal. Kabul etmiyor. Ancak Bundesliga'ya çıktığımız zaman bu oyuncuyla sözleşme yenilebiliriz. O zamana kadar da e, acaba başka takımla anlaşır mı? Başka kulüple anlaşır mı bilmiyorum. Bedelsiz olarak kaptırmak istemiyorum kesinlikle. İnşallah da öyle bir şey olmaz diyelim. Ve ligdeki ilk maçımıza çıkıyoruz. Ligdeki ilk maçımız derken bu sezonki ilk maçımıza çıkıyoruz. Kadromuz bu şekilde. Sağ bekte Tezel. Sol bekte Yılmaz, Rıdvan Yılmaz. Stoper hattına Kızılkaya ve Emin Bayram. Emin Bayram'ı bedelsiz olarak kadromuza kattık. Rıdvan Yılmaz'ı e, kiraladık. E, hemen bakalım bir geçmişine bakalım. Evet Beşiktaş'tan Valladolid'e gitmiş ve buradaki iki sezonunda da fazla forma şansı bulamamış. Türk bir oyuncu olduğu için de hemen dikkatimizi çekti ve kadromuza kattık. Orta sahada, merkez orta sahada Bozdağ'ın var. Gezen oyun kurucu rolünde Kökçü, ofansif oyun kurucu rolünde Tunç. Kanatlarda Gümüşkaya ve Gül. E, forvet hattında da Malik Batmaz var. Oyun şeklimize bakalım. Kontrollü falan her zaman yaptığımız. Her yerde pres, hücum, ara toplar karışık. Ve bu sezonki ilk maçımıza çıkıyoruz evimizde Mainz karşısında. Mainz'in 3 tane sakat oyuncusu var. Bizim bir tane sakat oyuncumuz var. O da Halil İbrahim Sevinç. Onun sakatlığı zaten bayağıdır sürüyor. Bu sezon oynayacağımız bir 5-6 maçtan sonra tekrardan kadroya döneceğini düşünüyorum. 6 aylık bir sakatlık süre, süreci geçireceği söylenmişti. Bunun neredeyse 4-5 ayını tamamlamış olduğunu düşünüyorum. Çünkü ikinci yarıdan itibaren yoktu. Bu arada 1-0 geriye düştük. Mayıs 28. dakikada golü buldu. Bizim ataklarımız var ve Malik Batmaz'la bir birlik eşitliği yakaladık. Bu arada hızı düşürmeyi unutmuşum. Baya hızlı geçiyor. Şuradan onayla diyelim. E, tekrardan eski haline getirmiş olalım. Evet rakibin hata var. Sonuçsuz kaldı ve ilk yarı bir birlik eşitlikle sonuçlandı. 37. dakikada Malik e, skoru 1-1 yaptı. E, bakalım ikinci yarıda nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Evet kontra atak. Mainz kontra atakta golü buldu. 2-1 öne geçtiler. Evet Tezel kaptı topu. Gül Kökçü'nün şutu orada bir şeyler oldu. Gitti geri tekrardan. Evet Orkun Kökçü sakatlandı. Orkun'un yerine Hasan Ali adı güzel alalım. Ve devam edelim. Malik gol atmıştı. Puan durum puanı da iyi. 8 puan almış bu maçta. İnşallah bir gol daha yapıştırır. Recep Gül free kullandı ve 2-2 yaptı skoru. Orada bir savunmaya falan çarptı. Bir şeyler oldu ama Recep'e yazdılar yine golü. Anlamadım. Neyse. Evet 2-2'lik eşitlik var. Maçta son 15 dakikaya giriyoruz. Rakibin şutları bizden fazla. Topa sahip olması bizden fazla. Ama skorda eşitlik var. Balaban uzun oynadı orada. Bize bir foul yapıldı sanırım. Bakayım orada. Evet. Hasan Ali aldı topun başında. Sarı kart gördü rakip oyuncu. Evet son 10 dakikaya giriyoruz. Bir hamle yapsam mı diye düşünüyorum ama hamleyi yapana kadar büyük ihtimal süre gidecek. Evet son 4 dakikaya girdik. Uzatmalarla beraber 5 teşek. Evet 4 dakika uzatma verdi. Rakip Cornell kullandı ve son dakikalarda 89. 90. dakikada 3-2 öne geçti Mainz. Evet maalesef sezona mağlubiyetle başlıyoruz. Yapacak bir şey yok. Bol gollü bir karşılaşma oldu. Orkun Kökçü sakatlandı neymiş? Hayal kırıklığı geçirdiği kalça entümesinde 10 gün boyunca sağlardan uzak, uzak kalacakmış Orkun. Atakan Akkaya teklifte bulmuşlar. Can Karataş'a Nans'ın bir teklifi var. Joker oyuncu olarak kullandığımız bir oyuncu. Neymiş teklifi? 190 bin artı %25 pay. Abicim sen bunu bir 300 bin yaparsan belki düşünebiliriz. Ne diyorsun? 220 sonraki satıdan şey. 300 bin yapalım. Kabul etmedi yapacak bir şey yok satmadık. Hani şöyle bir şey düşündüm. Can Karataş'ı çok kullanıyoruz da bir de Ensar var. Ensar'a forma şansı veririm dedim bunu kullanma falan. Can Bozdoğan'a bir teklif var abi. 5.25 milyon euro. Can Bozdoğan benim sürekli kullandığım bir oyuncu. Takımda vazgeçemediğim isimlerden birisi. İyi bir teklif var ama yok abi ya. Yok ben bu oyuncuyu daha yüksek fiyatlara satarım ve bu sezon üst lige çıkmak istiyorum. Reddediyorum teklifi. Can inşallah sinirlenmez dedim ama öfkelenmiş Can ee, Mustafa Erdilman'a 9 milyon euro teklif var bizim takip listemizde olan bir oyuncu büyük ihtimal ki karşımıza çıkıyor. Haftanın takımında oyuncumuz yok. Çok normal galip gelemedik çünkü. Evet sıradaki maçımız Hayndamlı olacak. Şu an birinci sırada gözüküyor ama ligin henüz başı olduğu için sadece bir galibiyetle bile birinci sıraya çıkması normal. Orkun Köktü'nün sakatlığı devam ediyor. Orkun'un yerine hemen Hasan Ali adı güzeli alalım oyuna. Hasan Ali neredesin oğlum? Hasan Ali'yi aldık. Ondan sonra yedeklerde bir boşluk vardı. Bir boşluk daha varmış. Emre Kurt'u da hemen oraya alalım. Ve aynı şekilde kadroyu bozmadan devam edelim. Bu videodaki yanılmıyorsam dördüncü maçımız olacak ve bu videodan sonra bu maçtan sonra videoyu sonlandıralım ve geri kalan kariyerin devamını diğer videoda çekerim. Çünkü biliyorsunuz 4 maçla kısıtlıyorum. Çünkü, çünkü 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 kelimesi ben niye, niye bu kadar kullandım ya. İşte video çok uzun oluyor. İzlenebilirliği azalıyor falan filan. Malik Batmaz'da 1-0 öne geçtik. İkinci maçını da boş geçmedi. 13. dakikada 1-0 öne geçtik deplasmanda. İlk maçımızdan maalesef ki 3-2'lik mağlubiyetle ayrıldık. Mayıs karşısında bakalım ikinci maçımızda nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Malik Batmaz 2 yaptı. 2 golü de kontra ataktan bulduk. Malik'in önüne atılan ara toplarda Malik'in koşusu ve Malik 2 pozisyonu da değerlendirdi. Ve 2-0'lık üstünlüğümüz var. İlk yarının bitimine son 10 dakika kaldı. Topa sahip olmada rakibin üstünlüğü var. Şutlarda da rakibin üstünlüğü var. Ama skorda bizim üstünlüğümüz var. 2-0'lık bir üstünlüğümüz var. <laughs> Rakibim bir hata. Rakip e, ben böyle iyimser konuşunca hemen gole atıyor. Biraz havalanınca falan filan. 2-1 yaptılar durumu. Hatta 2-2 mi olacak? Orada savunmamız buna izin vermedi. Evet. ilk yarıyı 2-1'lik skorla üstün tamamladık. Bakalım ikinci yarıda e, nasıl bir sonuç al alacağız. <laughs> Adı güzel. Mali'nin önüne orada bir şeyler oldu. kornel kullanıyoruz. İçeri doğru bir ortağı. Evet son 30 dakikaya giriyoruz. Gümüşkaya Malin önüne orada bir foul var. Penaltıyı 9 numaramız kullanacakmış. Kimmiş o? Recep Gül. Recep Gül farkı 2'ye çıkardı tekrardan. Penaltıdan attığı golle. Mali Kasay'da etik yapacaktı ama penaltıcıyı Recep Gül seçmişiz. Evet son 20 dakikaya giriyoruz. Ve iki farklı üstünlüğümüz var. Aklıma şu an şey geldi ya. Şöyle bir yıldız transferi yapsam mıydık falan filan. Gümüşkaya farkı 3'e çıkardı. Biz yıldız transfer yapmıyoruz abi. Biz en alttan beri bizde olan oyuncuları yıldızlaştırdık. Onlarla devam ediyoruz. O yıldız transferleri ne zaman yapacağız Allah bilir artık. Bundesliga'ya çıkınca mı ne olacak bilmiyorum ama. Yani yıldız olma potansiyeli olan oyuncuları transfer ediyoruz. Biz yıldız transferi edemiyoruz. Çünkü hiçbir zaman öyle bir bütçe vermedi bize bu kulüp. Bundesliga 2'ye çıktık vermedi. Plio şeye çıktık playoff oynadık bilmem ne yaptık yine vermedi. Abi ne yapacağız al en önemli oyuncumuzu elimizden kaçıracağız. Böyle giderse en önemli oyuncumuzu elimizden kaçıracağız. Kim o? Recep Gül'ü elimizden kaçıracağız ya. Adama istediği bir maaşı bile veremiyoruz. Bundesliga 2'de 1 milyon euro veremeyecek miyiz biz bu adama? En fazla 500 bin euro verebiliyorum. Çok saçma. Neyse bu videoyu burada sonlandıralım. Ee, sıradaki maçımız Trier ile Almanya Kupası maçı olacak çok alt diklerden bir takım büyük ihtimal onu da bir dahaki videoda inceleriz karinin devamında tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın